Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni eşleme yapmıştım arkadaşlar. Kuşlarımızı göstereceğim. Bu arada iyi hafta sonları diliyorum. Bugün pazar, yağmur çok güzel yağıyor. İyi ve güzel bir hafta sonu dile geçirmenizi diliyorum arkadaşlar ve videolarımı izleyerek tabii ki de. Evet, ben bir takım eşleme yapmıştım albino arkadaşlar. Albinolarımız yumurtladı. Şimdi onları göstereceğim size. Ayrıca bugün değildi. 2 gün önce falan bir eşleme daha yaptım arkadaşlar. Onu da göstereceğim sizlere. Bu eşleme nasıl olacak? Alttan neler gelecek? Çok merakla bekliyoruz diyebilirim. Evet, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmuyoruz. Videolardan bildirim almak istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki zil butonunda açalım. Bu arada arkadaşlar İstanbul Esenler'den Çağla Pet Shop'a teşekkür ediyorum arkadaşlar. Abilerim, Çağla Pet Shop'un sahibi geldi. İstanbul Esenler'den geldi. Bizim kuşlarımızı beğendiğini söyledi ve kuşlarımızdan arkadaşlar 4, 6, 8 tane Japonesimizi tepelilerimizden aldı gitti arkadaşlar. Değerini de verdi. Hiç şey yapmadı. Ona buradan saygılarımı ve teşekkürlerimi iletmek istedim. Evet arkadaşlar, şimdi önce şeye geçelim. Albinolarımıza geçelim. Eşlediğimiz albinolarımız vardı şurada altta. Albinolarımızı göstereyim. Hatta bunun videosunu izlemediyseniz iyi harfinden ya da şeyden izleyebilirsiniz. Yan ekrandan arkadaşlar. Albinomuz, DF'miz, beyaz DF. Gördüğünüz gibi erkeğimiz burada, dişimiz içeride. Şimdi dişimize bakalım. Maşallah Spanalı. Kırmızı göz albino dişimiz. Ve alttan gelenler arkadaşlar, yumurtlamış. Pardon, kameramız bir odaklasın arkadaşlar. Sanırsam 2-3 tanesi dolu, 2 tanesi boş. Arkadaşlar 2020 bilezik ilk kuluçkaları bunlar daha, yani ilk. İlk kuluçka olduğu için yani 2 tane boş, 3 tane boş. Yani boş atması da normal yani. Görüyorsunuz. Sanırsam bir köşedeki, bir de alttaki İki tane dolu gibi bir şey. Bakacağım bunlara tabii ki de. Size göstermek istedim albino takımımızı. Yani soranlarımız vardı. Albino takımımı eşlemiştin abi, ne oldu diye. Tabii ki benim eşlediklerim %80, %90. Hatta %99 eş oluyor arkadaşlar. Eş diyor. Çünkü zamanını bildiğimiz için eşlememizi yapıyoruz. Kuşumuz eş tutuyor arkadaşlar. Evet. Şimdi yeni eşlediğim takımımı göstereceğim. Bakın albinolarımız aşağıda. Bu takımımı da yeni eşledim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkisi de 2020 bilezikli. TKF'yi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Erkeğimiz biraz hareketliydi. Salmada ben çok baktım. Yani izledim. Böyle yani kıvama gelmişti. Dişimiz de zaten hazır bir dişiydi arkadaşlar. Bu takımımı da eşledim. Dişimizden arkadaşlar 2 kuluçka aldım. Bak 2 kuluçka aldım arkadaşlar. Dinlenmeye ayırdım. Ve böyle bir takım eşledim arkadaşlar. Şimdi bu takımdan altından neler gelecek? Nasıl bir güzellik abilesi oluşacak? Merakla bekleyeceğiz. İnşallah güzel bir çalışma olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Bugün kuşlarımıza multivitamin olarak Gervit verdim. Yine her zamanki gibi. Suluklarımız dolu. Gördüğünüz gibi. Suluklarımız dolu. Sarı tepeli mantollarımız yuvalıktan çıkmış. Aşağıda yemiyor arkadaşlar. Güzel, yesinler. Yakında onların da bir videosu gelecek. Onların bir tanesini ayırmıştım arkadaşlar.
Onu da biliyorsunuz zaten. Videolarımı izleyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün pazar arkadaşlar. Bugün pek bir işimiz yok. Mamamızı dün yaptık, verdik. Büyütümhanemizi. Genel bir şöyle bir durum değerlendirmesi bu yapacağız. Zamanımızı geçireceğiz kuşlarımızla. Hasta olan ömürlerin var mı? Bakacağız buradan. Tüy doğru çıkamayanlarımız var. Arkadaşlar tüy çok önemli. Bir kuşun hasta olmasının sebebi tüydür arkadaşlar. Genelde tüye girerler. Stres, sıkıntı. İnsanlarda olduğu gibi. Evet, böyle bir papatyalarımız, böyle bir takımımıza ne yorum yapacaksınız? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Yeni eşlediğimiz takımımız. Bu takımımızı yeni eşledik inşallah. Güzel yavrular alacağız, alttan gelecek. Merakla biz de bekliyoruz arkadaşlar. Bunlardan size göstermek istediğim ne var arkadaşlar? Ne var? Şöyle bir bakalım. Aşağıda bebeklerimiz var. Onları sizlere göstereyim. Şurada olmuş. Aşağıda bir tane Rainbow, bir tane Japones var. Genelde buraya bakıcı olarak kullanabiliyorum arkadaşlar bu takımımı. Burada Rainbow'larımız var. Şurada da sarı DF'lerimiz var. Lucino'muz var, sarı. Kırmızı diyor. Yakışıklımız. Yani bir dahaki sezon güzel çalışmalar yapacağız inşallah. Hem kafeslerimizi de büyüteceğiz. Bu kafeslerimizi de sahiplendireceğiz. Yeni başlayanlar arkadaşlar. Evet, kanalımıza hala abone değilseniz lütfen aşağıda abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız, yararlı oluyorsanız sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Destek olmanızı olursanız sevinirim. Evet, erkeğimize bir kırgınlık mı var yoksa tüye mi girdi onu bilmiyorum. Hafif bir, yani dün böyle değildi, yani dün biraz daha hareketliydi, birazcık sesli, yorgun herhalde hayvan. Sabah çalıştı herhalde. Bunun da videosu gelecek tabii ki arkadaşlar. Şöyle bir yakın çekim alayım sizlere. Gördüğünüz gibi takımımız bu. Evet, yorumlarınızı bekliyorum. Güzel yorumlar olacak inşallah arkadaşlar. Jumbo Tepelim'in arkadaşlar, Jumbo Tepelim'in yavrularını kaydırdım. Onu da sizlere hadi paylaşmak istiyorum. Paylaşayım dedim. Burada. Bakalım nasıl bir yavru gelecek. Yani etteyken ayırdım. Jumbo tepeli mi, normal jumbo mu? Göreceğiz. Kendim ayırdığım jumbo mu vardı arkadaşlar şurada, mutasyon. Onu da tabii ki de Çağla Pet Shop geldi, aldı gitti. Yani istedi. Ben de verdim yani. Hiç kırmadım. Zaten isteyen insanları, değerini veren insanları kırmıyorum arkadaşlar. Yani öyle mıymıntı insanlarla zaten isterse yani değerinin 10 katını versin gene vermem, ama bir insan işte tatlı dili vardır. Bilirsiniz. Her şeyi elde edebilir.
Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri seviyorum. İyi hafta sonları geçirmenizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve dostça kalın.